Sadece şuraya kadar teknik açmamız gerekiyor. Selamlar millet, hoş geldiniz videomuza. Oyuna yeni savaş bileti gelecek biliyorsunuz boyut olarak. Ve bu savaş bileti skinlerini görseniz bile bir oynayışlarını, oyun içinde nasıl olduğunu herkes merak ediyor. Ben de sizlere bu videoda bunları göstermek istedim. Hazırsanız savaş biletini geliştir diyorum. Hemen hepsini alacağım. Ondan sonra kullanacağım. Sonrasında incelemesine bakacağız. Çünkü çok merak ediliyor oynayışlarına göre bu alınır mı alınmaz mı, skinler nasıl duruyor. Ben de bu merakları gidermek istiyorum. Sadece şuraya kadar hepsini bir açmamız gerekiyor. Zıng 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 zıng. Şak! Geliyormuş. Şaka yap. Bu cacımız, bu sprey, bu diğer sprey. Bu arkadaşlar bu kart bayağı güzel duruyor bu arada. Küçük olduğunda küçülttüğünüzde boyut olarak bu şekilde görünüyor ve bence bayağı güzel bir kart. Bu Guardian'ımız, bu başka bir kart. Bunu kullanmayacağım. Bu Bulldog, Sheriff, bu yeni ajanın kartı. Böyle bir sprey var. Shorty var. Böyle farklı bir sprey daha var. Farklı bir sprey daha var. Bu da diğer kart. Eğer bakmak isterseniz. Ama bence Sova hala bundan daha güzel. Fakat bu. İşte bu kart güzel. Ben bu kartı beğendim. Spectre'yi de taktım. Favori kartım tabii ki de burada arkadaşlar. Zaten bir hani Omen'ı böyle özellikle oynamaktan keyif alan birisi olarak. Bu kartı kullanmasam Omen'ı ayıp etmiş olurum. Bu diğer kartımız. Ha bu spreyi beğendim ha. Chamber Main'lere özel bir kart var bu arada. Bu da fena durmuyor. Omen'a ihanet etmeye gerek yok. Bütün skinleri taktım galiba. Ghost'u takmamışız. Evet şu anda bütün skinleri takmış bulunmaktayım. Bu arada Yıldız Serüveni koleksiyonunda renk stilleri bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pembe, mor gibi düşünün böyle. Tık 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 rahat bir şekilde kullanabileceğiniz renk sadece. Diğer şeylerde olduğu gibi. Ama bu iridiumlarda olmuyor. Yani Spectre'de var bir tane de. Bir de Guardian'da falan var bu şekilde. Operatörden başlayacağım. Operatörün duruşu bu arada zarif. Bence okey. Genellikle operatör oyuncuları böyle birazcık daha hafif hissiyatı veren operatörleri oynamayı tercih ediyor. Çünkü neden bilmiyorum ama hafif hissiyatı olunca sanki daha böyle aktif oyun oynanıyormuş gibi psikolojik bir böyle garip bir hissiyat daha ekleniyor insanlara. Operatör kısmı okey. Operatörün fena olmadığını düşünüyorum görünüş olarak. Sesi zaten default arkadaşlar biliyorsunuz. Sesin üzerine çok durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Diggle'a geleceğim abi. Diggle yine aynı skin. Diggle birazcık sarmala benziyor. Bu oyunda bir ara dedim hala var. Sarmal skinleri vardı. O sarmal skinlere benziyor. Bence görünüş olarak okey. Tip olarak kesinlikle okey. Ama ses olarak zaten default. Battle Pass olduğu için normal. Animasyonları olmayan. Standart. Şeriflerden. Yalnız ben var ya bir aim training yaparım ha burada bu arada. Neyse çok uzatmayacağım. Bıçak abi. Bıçağın animasyonu bu şekilde. Çok bir ekstra çevirmesi memoresi yok. Bence Battle Pass bıçağına göre yine okey arkadaşlar. Evet, çünkü zaten bıçağın önemli olan konusu ben birazcık tipi elde nasıl durdu. Ve bence bu okey duruyor yani bazı Battle Pass bıçakları çok sade oluyordu biliyorsunuz işte hani. Aralarına bence en güzeli altın afet hançerdi. O da bayağı eski Battle Pass'te olandı. Bıçağın okey olduğunu düşünüyorum gayet. Kullanılır bence. Battle Pass'lilerin arasında en iyi bıçaklardan bir tanesi olabilir. Ya, sol tıkı da böyle. Geçtim. Ne kaldı? Shorty'ye. Ama Shorty dedemin shorty'si gibi birazcık. Yani desen olarak böyle hafif eskimsi havası var. Ya yani bunu daha çok Shorty oyuncuları zaten karar verir. Ben bir Shorty oyuncusu olmadığım için bana fark etmiyor Shorty'nin hangi skin olduğu. Geçiyorum direkt Shorty'yi. Shorty ile alakam yok ne yapayım? Bak mola verdim. Bildiğiniz üzere Turtnet'in GigaFiber kampanyaları bulunuyor. 1000 megabit yükleme ve 1 megabit indirme olarak eşdeğer hızda taahhüt olmaksızın böyle bir hizmet sunuyor. Misal veriyorum yayın yapıyorum. Eğer bu tarz şeylere girişmek istiyorsanız sizin için çok ideal olacaktır. Film canavarı, oyun canavarıysanız çok yüksek boyutlarda bir şeyler indirmek, izlemek istiyorsanız da sizlerin fazla işinize görecek bir durumda. Ve bugün bir arkadaşıma başvuruda bulunacağız. Başvuru yapmadan önce bulunduğunuz yerdeki altyapıyı buradan bilgilerinizi gelerek direkt sorgulayabilirsiniz. Butona bastıktan sonrasında da karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor ve hangi altyapıya sahip olduğunuz alabileceğiniz maksimumuza kadar sizlere gösteriyor. Başvuruya uygun bir yer. Ama şimdi geçiyorum arkadaşımınkine. Dokan hoş geldin. Hoş buldum. Dokan senden il, ilçe teker teker hepsini alacağım. İli zaten biliyorum İstanbul. Sultan Gazi miydi, Beyli miydi? Ben hep sizin orayı karıştırıyorum. Sultan Gazi. Okey. Yani. Adresinde GigaFiber var mı butonuna tıklıyoruz. Turtnet'in buradaki asıl olarak adresinizde GigaFiber yoksa başvuru yapıp başvuru sayısı arttığı zaman oraya GigaFiber bağlanma olasılığı artıyor. Dokan'ın bilgilerini giriyorum. Sonrasında da başvuruyu yapıyorum. Kod geldi mi? 213-43. Numarayı doğrula dedim. İncelemek üzere talebiniz alındı. Şimdi mahalle sakinlerle paylaşın diyor. Dokan burada şöyle bir detayımız var. Yani bu metni direkt komşularına paylaşın.
paylaştığın zaman sen de başvuru sürecini daha da hızlandırabilirsin. Bilgin olsun. Eğer gerçekten siz de TürkTel tarafından gigafiber altyapısına sahip olmak istiyorsanız bu fırsatı kesinlikle değerlendirin. Binebir hızdan yararlanın. Çok basit bir işlemmiş aslında. Ben daha çok zor zannediyordum. WhatsApp'tan bütün komşularına falan atarım zaten. Samimi olduklarına direkt aslında kapıdan da gidebilirsin. Teşekkür ederiz. Açıklama kısmına linke ulaşabilirsiniz. Ama bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. Frenzy. Frenzy yok. Ghost. Aa, Ghost var. Evet. Bu arada Ghost'un rengi değişiyor. Bunu pembe falan yapabilirsiniz. Buradaki gibi. Oğlum bu ne kadar güzel olmuş lan rengi. Neyse, Ghost'a geldik. Klasik Ghost hissiyatı arkadaşlar. Sadece tipi böyle. Ben bunun da tipini göstereceğim zaten size. Yapacak bir şey yok. Yine bir ekstrası yok. Renk olarak okey ama bunun pembesini tercih ederim bu arada. Bence pembeye boyayayım direkt bunu. Stinger, Stinger yok. Spectre. Aha. Aynı skin'in Spectre'si. Oğlum odaklandım bir an. Adam vurasım var. Böyle geçtim. Bucky. Bucky skin'i operatör ve sarmal skinine, ya sarmal diyorum, sarmal skinine benzeyen skin bence güzel. Bu arada şaka yapmıyorum. Bunların adı ne? Ne diye geçiyor bunun adı? Adını unuttum. Bu seri güzel. Tip olarak bence. Bu arada harbi ha. Bunlar güzel arkadaşlar. Ya şunlardan daha güzel bunlar sanki. Bu da Bucky'si zaten. Judge. Judge da aynı seriden. Bucky'yi yere atmazsam olmaz ama ayıp olur. Cacı aldım. Aynı şekilde. Bence cacın da kullanılabilirliği var. Bu seferki Battle Pass diğerlerinden daha güzel. Şahsi düşüncem. Bulldog. Bulldog yine shorty skin'le aynı. Tip olarak böyle. Yani fena değil ama bu skin'ler daha güzel diye düşünüyorum. Bunu da bu tarafa attık. Ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı, ne kaldı? Guardian. Buna pembe takın. Kesinlikle pembe, mor falan takın. Diyeceksiniz ki, Bombat ne pembesi ne moru. Erkekler böyle diyor. Bazıları pembeyi sevmeyenler tabii ki de. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Ama harbiden pembesi bence güzel ya. Yani şöyle göstereceğim direkt pembesini. Dayı şimdi bu mu, bu mu? Bence bu. Vandalımıza gelince böyle Vandal'da bir zor mod hızlısından. Zınk zoru aldım, hop başlattım. 20 yapamayan adam değil dedim. Büyük konuştu. O zaman challenge koydum, 20 yapamayan adam değil. Okey. Geçtik Marshall'a. Marshall yine short ile aynı. Oğlum bunlar yerde daha farklı duruyor lan sanki. Ateş olarak da böyle arkadaşlar. Bildiğimiz Marshall zaten. Bildiğimiz Marshall, bilmediğimiz Marshall nedir? Bildiğimiz Marshall buysa bilmediğimiz Marshall nedir? Odin. Odin yine silah var. Bununla aynı. Lan! Oğlum bir tane Odin'e vurayım mı? Vurdum. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden gelince sizlere göstermek istedim. Eğer Battle Pass'i almak isterseniz, incelemek isteyenler olursa özellikle buradan tabii ki de göz atabilir. Hepsi burada videoda. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki bölümlerde, videolarda görüşürüz arkadaşlar.